Evet. Bir dakika. Bir dakika başka. Evet, çok kıymetli Tekirdağlı hemşehrilerimiz, şu anda Malkara'dayız. Malkara'da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bir hizmeti olan, arkamızda da gördüğünüz gibi inşaatı devam eden Malkara Gençlik Merkezi inşaatının hemen yanındayız. Yanımızda ilçe başkanımız Gökhan Şentürk var. Bu inşaat 2 Mart tarihinde başladı. 2 Mart tarihinde ihaleyi alan firmamız ilk kazmayı vurduğunda biz yine buradaydık. 2 Mart tarihinden itibaren aşağı yukarı 2 ay gibi bir süre geçti. Şu anda görüyorsunuz, 2 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen Malkara Gençlik Merkezi inşaatı çok büyük bir hızla ilerliyor. Normalde ihale şartlanması gereği 7 aylık bir süre içerisinde buranın tamamlanması gerekiyor. Yani 5 ay içerisinde aşağı yukarı, belki de daha erken de bitirilebilir. Müteahhit firmamız şu anda gayet güzel ve disiplinli çalışıyor. Allah onlardan razı olsun. Burası Malkaralı gençler için güzel bir merkez olacak. Burada her türlü aktiviteyi gerçekleştirmiş olacaklar. Biliyorsunuz, yaparsa AK Parti yapar diyoruz. Burada bir gençlik merkezi vardı ama belediye yıkmıştı bunu. Gençler bir boşluktaydı. Şimdi onları kucaklayacak bir mekana sahip olacağız. Tabii bu gençlik merkezinin bulunduğu alan önemli bir alan. Başkanım çok iyi biliyor. Bu alanda aynı zamanda büyük yeşil bir futbol sahası, halı sahalar ve bir spor kompleksi var aslında. Doğru mu başkanım? Doğrudur başkanım. Neler var burada? Öncelikle hoş geldiniz Malkara'mıza. Burası sağ olsun Gençlik Spor Bakanımız Malkara'ya müjdelerini verirken çok erken verdi. Hepsini yapmaya başladı. Bugün yarı olimpik yüzme havuzumuzun ihalesi yapılıyor. Hemen şu arka tarafta kapalı spor salonunun yanında. Malkara'da yüzme bilmeyen kalmayacak. Kalmayacak. Gençlerimiz gerçekten harika. İline gitmeden burada bu aktiviteleri yapacaklar. Çim sahamız, halı sahamız, okullar bölgesi olduğu için buradan çok ciddi anlamda öğrencilerimiz yararlanacak. Ücretsiz bir şekilde yararlanacaklar. Bunun için bakanımıza, il başkanımıza, meclis başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu yatırımları bizden mahrum bırakmadığı için. Çünkü Malkara 90'lı yıllarda biliyorsunuz ki kültür merkeziyle, kültür sarayıyla anılan bir yerdi. Ama maalesef şu anki belediyemiz bizim bu kültür sarayımızı yıktı. Şu anda ama biz gençlik merkeziyle devam edeceğiz. Yarı olimpik yüzme havuzumuzla gençlerimize hayat bulduracağız. Spor kompleksimizde gerçekten sağlam vücutlarla bir gençlik, iyi bir nesil yetiştireceğiz diyorum. İnşallah. Öncelikle bütün teşkilatıma teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Bu hizmetler gerçekten Malkara'ya değer katacak. Bugün biz AK Parti İl Başkanlığı olarak Malkara'da bir dizi etkinlik yapacağız. Birazdan bir fabrika ziyareti. Oradaki işçi kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Kucaklaşacağız derken mesafeye dikkat edeceğiz elbette. Onlarla haşrolacağız. Onların problemleri, sorunlarını dinlemeye çalışacağız. Buradaki yatırımcıları, esnafımızı da dinlemeye çalışacağız. Daha sonra basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Değerli hemşehrilerimiz bizi bugün takip etsinler. Malkara için önemli açıklamalar yapılacak. Yine ülkemizi ilgilendiren, çiftçileri ilgilendiren açıklamalar gerçekleştireceğiz biz bugün. Sahadayız. Heyecanla ve tutkuyla işimizi gerçekleştiriyoruz. Tekirdağ'ı çok seviyoruz. Malkara'yı çok seviyoruz. Buradan tarım ilçesindeyiz. Tarım ilçesindeyiz ve tarımla ilgili hayvancılığın ve tarımın Tekirdağ'ın başkentindeyiz. İnşallah Cumhurbaşkanımız dün akşam çok güzel müjdeler verdi. İnşallah. Bugün de inşallah TMO'da Toprak Mahsulleri Ofisi ve Borsa'da başkanımızla birlikte bir ziyaret yapıp çiftçilerimizin hal hatırını da soracağız ziyaretlerimizde. Hem içeride hem dışarıda bu ülkenin büyümesini hoş karşılamayanlar olmasına rağmen biz tutkuyla, heyecanla siyaset üreteceğiz. Çok çalışacağız. Müthiş bir enerjimiz var. Ve büyük, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında var gücümüzde yer alacağız inşallah diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Kalın sağlıcakla.